Öncelikle umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Konumuzdan hızlıca bahsedeceğim. Bugünkü webinarımızın konusu saldırı, savunma ve logama açısından konteyner güvenliği. Sunumu hocamız, Musab hocamız bizlerle o yapacak. Webinarımızın sonunda küçük, kısa bir anketimiz var. Katılırsanız çok seviniriz. Keyifli dinlemeler diliyorum. Lafı Musab hocama bırakıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Burak. Sağ ol. Ben de hepinize hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Aynı şekilde umarım herkesin keyfi, hali ve vakti yerindedir. Vakit ayırıp katıldığınız için teşekkür ederiz tekrardan. Bugünkü konumuz saldırı, savunma ve loglama açısından konteyner güvenliğini aslında böyle bir farkındalık oluşturmak. Saldırganlar konteyner tarafında artık ne gibi ataklar yapıyor? Bizim bunlara ne gibi önlemler almamız lazım? Artık günümüzde biliyorsunuz konteyner tarafı popüler bir kullanıma ulaşmaya başladı. Hemen hemen artık eğitim veya danışmanlık verdiğimiz tüm kurumlarda konteynerları aktif olarak kullanılmaya başlandığını görmeye başladık. Bu da haliyle hem saldırganların hem de bizim gibi danışmanların dikkatini çeken bir konu olduğu için biz de hani sizlere bu konuyla ilgili böyle bir farkındalık oluşturması için konteyner güvenliğinde neler var neler yok. Bunlarla ilgili biraz konuşmak istedik açıkçası. Böyle bir webinar düzenledik. Kısaca kendimden bahsedeyim. İsmim Musab Yardım. Defensin şirketinde Senior Security Solution Engineer olarak çalışıyorum yaklaşık 4 yıldır. Yaklaşık bir 10 yıldır da sektörde çeşitli kurum ve kuruluşlarda tecrübem bulunuyor. musab.yardım@bglsecurity.com mail adresim. Diğer sosyal medya hesaplarım görüntüdeki gibi. Herhangi bir webinarla ilgili geri bildirim vesaire varsa aklınıza takılan sorular yine oluşursa webinar sonunda buradan da sorabileceğiniz gibi sonrasında da yine mail adresi üzerinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi webinar konumuzun ajandasına bakacak olursak bugün nelerden bahsediyor olacağız? Hani öncelikle böyle sıkıcı olmaması açısından direkt konuya gireceğim. Böyle işte Docker nedir, imaj nedir vesaire bu gibi şeylere çok fazla değinmeyeceğiz açıkçası. En azından katılımcıların Docker güvenliği ile ilgili bir webinara katıldığını düşünürsek en azından Docker'ın ne olduğunu, işte orkestrasyon araçlarının ne olduğunu, OpenShift'in ne olduğunu vesaire bildiğini varsayıyoruz. Yine ben birer cümle böyle şey yaparım. Bilmeyen katılımcılar için de böyle birer cümle açıklama. Genelde sıkıcı olmasa da bu gibi detaylara çok girmeyeceğim. Yaklaşık olarak bir 40-45 dakika kadar sürer. Eğitimin sonunda ya da aralarda 3-5 tane böyle bir anket sorumuz olacak. Bunları da cevaplarsanız seviniriz. En azından sonraki webinarlarımızda ne gibi konulara değinelim vesaire. Bu geri dönüşleriniz de bizim için önemli. Bütünlüğünde bozulmaması açısından zaten çok da uzun bir webinar olmayacağını düşünerek sorularınızı en son almayı planlıyorum. Konumuzun yani bugünkü webinar konumuzun ajandası şu şekilde. İmaj güvenliği, orkestrasyon güvenliği bunlardan bahsedeceğiz. Sonrasında Docker imajlarında zafiyet taraması nasıl yapılır? Buna biraz değineceğiz. Sonrasında Mitre Atak Framework'ü var biliyorsunuz. Mitre Atak Framework'te konteyner matrisi yayınlandı. Bu matriste bize konteyner güvenliği ile ilgili neler söyleniyor, hangi taktikler, hangi teknikler var, bizim neler yapmamız lazım, bu gibi detaylardan bahsedeceğiz. Son olarak da konteyner sıkılaştırma yani konteyner tarafında hardening nasıl yapılır ve konteyner yapılarında loglama mekanizmaları nasıl, biz neyin logunu almamız lazım vesaire bu gibi detaylara değiniyor olacağız. Şimdi kısaca konteynerin ne olduğundan bahsedelim. Konteynerler biliyorsunuz artık sanal makinelerden farklı olarak bizim bütün bir işletim sistemi oluşturmak yerine tek bir işletim sistemi üzerinde birden fazla uygulamayı birbirinden izole bir şekilde çalıştırmamıza imkan sağlıyor. Öyle değil mi? Şimdi geleneksel bir sanallaştırma altyapısına baktığımız zaman bizim uygulamalarımız, bu uygulamalar aynı olabilir veya birbirinden farklı uygulamalar olabilir. Her biri bir alt katmanda aslında bir operating sistem kullanıyor. İşte Windows olabilir, Linux dağıtımları, distroları olabilir. Her biri birer işletim sistemi kullanıyorlar. İşte onun altında da hypervisor katmanı işte işletim sistemi ve infrastructure'a kadar iniyor. Peki bu konteyner tarafında nasıl bu mimari? Burada tek bir işletim sistemi üzerinde sizin işte burada Docker engine denmiş işte bir container engine'ınız oluyor ve bu engine üzerinde siz container'larınızı çalıştırabiliyorsunuz. Bunlar birbiriyle gerek haberleşebilir, gerek birbirinden izole ederek ayırabileceğiniz yapıda olabiliyor. Şimdi bunu neden böyle bir mimariye ihtiyaç duymuş ve neden kullanılıyor diyecek olursak da aslında
bizim hızlıca derleme yapmamıza, işte gerek testler aşamasında hızlı hareket etmemize veya dağıtma imkanımız burada daha böyle esnek, ölçeklenebilirlik anlamında, maliyet anlamında, hız anlamında bize birçok fayda sağlıyor. Tabii ki her yapı konteyner mimarisine uygun olacak diye bir kural kaide yok. Konteyner yapısının uygun olup kullanılmayacağı yapılarda elbette ki vardır. Özellikle hani otoscale böyle örneğin bir e-ticaret web sayfasını düşünelim. E-ticaret şirketlerinde işte kampanya dönemlerinde biliyorsunuz işte bir takım kaynak arttırımlarına ihtiyaç duyuluyor. İşte web servisleri özellikle bu gibi servislerde kaynak arttırımı gerektiği için bunları otoscale olarak otomatize bir şekilde yapan yapılara ihtiyaç duyuluyor ve bu gibi yapılarda da bu mimari yani konteyner mimarisi oldukça esneklik sağlıyor. Bundan dolayı da hani firmalar artık bu konteyner mimarisine geçmeye başladı. Birçok kurumda dediğim gibi görmeye başladık. Burada hani bu yapının bize getirdiği avantaj ve dezavantajlar güvenlik perspektifinden baktığımız zaman elbette ki var. İşte bunlar ne olabilir? Şimdi biz şurada kullanacağımız 3 tane application'ı eğer ki bir sanallaştırma platformu üzerinde ayrı işletim sistemlerinde çalıştırıyor olsaydık 3 tane işletim sistemin çalışması, kaynak tüketmesi, bu 3 tane işletim sisteminin güvenliğiyle ilgilenilmesi gibi birçok aslında bileşen ortaya çıkıyor. Burada kullanılan uygulamaların aynı olduğunu varsayalım. İşte Nginx olsun, Apache olsun, MySQL olsun. Şimdi aynı yapıyı biz bir Docker üzerinde veya işte bir konteyner mimarisinde kullandığımız zaman burada bir tek bir işletim sistemi var. Araya bir engine giriyor ve bu engine üzerinde siz yine işte Nginx'inizi, Apache'nizi vesaire MySQL'inizi çalıştırabiliyorsunuz. Haliyle burada biz neyden tasarruf etmiş olduk? Şuradaki operating sistemler burada cluster yapıya göre birden fazla da olabilir elbette. Ama günün sonunda buradaki gibi fazlaca bir işletim sistemi, yönetimi, işte bunların bakımları vesaire bunlarla haliyle uğraşmamış oluruz. Aynı zamanda güvenlik bakış açısıyla da biz bu işletim sistemlerinin, ana işletim sistemlerinin fazla olmamasıyla beraber ne yapıyoruz? Güvenlik bakış açısından da bundan bir tasarruf etmiş oluyoruz. Yani bir çok fazla işletim sisteminin bakımıyla güvenlik güncelleştirmeleri vesaire uğraşmamış oluyoruz. Buradaki uygulamalar zaten dediğim gibi hani sayı olarak aynı olduğunu varsayarsak bunların güvenlik güncelleştirmeleri vesaire burada da yapılmak zorunda. Yine burada da yapılmak zorunda. Oradan bir kazancımız olmuyor açıkçası. Konteyner tarafında ise araya giren engine için hani burada farklı bir engine kullanıldığından dolayı bunun da yine güvenlik güncelleştirmeleri bize ek olarak bir şey yansıtabiliyor tabii ki bir efor oluşturabiliyor. Şimdi konteyner tarafındaki durum bu şekilde. Biz imaj güvenliğiyle devam edebiliriz artık. Şimdi imaj ne diyecek olursak kısaca hani imajı şöyle özetleyebiliriz. Bizim çalıştırmak istediğimiz uygulamaların paketlenmiş hallerine biz hani konteyner dünyasında imaj deniyor. Konteynerde aslında bu paketlenmiş imajları çalıştırabileceğimiz alanlar olmuş oluyor. Şimdi böyle bir mimariye geçmeden önce hani böyle bir mimariye geçişi aslında kimler ortaya çıkartıyor? Genelde işte hani altyapı yöneticileri vesaire genelde developerlarla görüşüyorlar ve bizim yapımız buna uygun olur mu diye. Böyle bir ortam oluşuyor ve ona göre bir karar veriliyor. İşte biz konteyner mimarisi kullanacağız veya kullanmayacağız gibi. Hani bu karar verilirken de bazı hani güvenlik hususlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Şimdi burada Palo Alto Unit 42 diye bir organizasyon var. Bu organizasyonun hani raporundan okuduğum kadarıyla bu raporda yayınlanan bir veriler var. Konteyner imaj güvenliği ile ilgili. Güvenli olmayan yapılandırmalara sahip imajlar %42 seviyesindeymiş. İnternet üzerindeki imajlardan bahsediyor. Yine bu imajlar içerisinde zafiyet barındıran imajlar %51 gibi yüksek bir orana sahip. Bu imajların çalıştığı ana hostlar üzerindeki zafiyetler nispeten diğerlerine göre daha düşük %24 ve compliance risklerinde %43 olarak raporlamış bu Unit 42 organizasyonu. Yani aslında baktığımız zaman konteyner güvenliği, konteyner kullanılıyor ama güvenlik anlamında daha henüz çok fazla bir yol kat etmemiş gibi gözüküyor. Şimdi bunun detaylarına değinecek olursak buna sebep olan şeyler neler? Şimdi kullananlar vardır muhakkak. Hani Docker Hub'ı hepimiz biliyoruzdur. Docker'la tanışan birisi gider ilk imajını ne yapar? İşte genelde Docker Hub üzerinden indirirler.
Şimdi biz Docker Hub'da imaj indirirken iki farklı imaj türü var. Verified Publisher'lar var, bir de Official imajlar var. Veya siz kendiniz işte Google'dan istediğiniz imajı search ettiniz ve işte GitHub'dan vesaire bulup indirdiniz. Aslında bu indirdiğiniz imajlara güvenerek herhangi bir test ortamı veya üretim ortamınızda bu gibi imajları kullanmamamız gerekiyor. Veya bunların güvenlik riski teşkil etmeyeceğini kanaat getirip bu kontrolleri yapmak gerekiyor. Hani böyle direkt Google'dan search edip bulduğumuz imajları kendi ortamlarımızda kullanırsak bunlar bizim için en büyük risk teşkil eden durumlar oluyor. Yine buradaki iki farklı şeyden bahsetmiştim. İşte Verified Publisher'lar ve Official imajlar olmak üzere ikiye ayrılıyor. Burada Verified Publisher'lar zaten adından da anlaşılacağı gibi doğrulanmış yayıncılar tarafından yayınlanan imajları içeriyor. İşte bunlar nedir? Google tarafından, Oracle tarafından böyle yayınlanan imajlar var. Bunlar bizim için, bu imajları kullanmak bizim için neden önemli? Bu gibi yayıncılar, büyük firmalar aslında bu imajların sürdürülebilirliğini de sağlıyor. Yani bu imaj içerisindeki güvenlik zafiyeti bulunan bir paketle ilgili güvenlik yaması geçebiliyor bu imaj içerisine. Ama biz diğer türlü sağdan soldan bulduğumuz imajları kullanırsak haliyle bunlar için böyle güncelleştirmeleri alma garantimiz yok. Tabii burada da %100 bir garanti yok ama en azından bunların arkasında verify edilmiş artık dağıtımcılar olduğu için onlara biraz güveniliyor. Official imajlarsa Docker tarafından yayınlanan imajları ifade ediyor. Yine bunlar da buradaki imajlar bu arada %100 güvenli diye bir şey yok. Zaten birazdan göreceğiz. Hani buradan indirdiğimiz imajlar içerisinde de doğrudan kullanmaya başlarsanız çeşitli güvenlik riskleri olduğunu burada da görüyor olacağız. Şimdi devam edelim. İmaj güvenliğinde bir de Docker Content Trust diye bir durum var. Bu da imajların orijinalliğini, bütünlüğünü, yayın tarihi gibi bilgileri doğruluyor aslında. Bunu uzaktaki Docker registrelerine gönderilen ve alınan verilerin dijital imza kullanma yeteneği kazandırıyor. Bunu kullanmak için Docker çalışan makinede export Docker Content Trust 1 yaptığınız zaman bu enable olmuş oluyor ve örneğin şöyle bir ben Vazo Agent paketini indirirken bakın uyarı veriyor. Diyor ki işte bu trust değil ondan dolayı indiremiyorum ama bu değeri 0 yaptıktan sonra aynı paketi pull ettiğim zaman bakın indirmeye başlıyor. O yüzden hani kullanacağımız imajları download etmeden önce de yine bu Docker Content Trust parametresini 1 olarak belirlersek bizim için daha faydalı olacaktır. Yani bu sayede biz orijinalliği, bütünlüğü veya yayın tarihi değişmemiş, doğrulanmış imajları kullanmış oluruz. Bir diğer konu Docker Trusted Registry, DTR diye geçiyor. On-prem veya private cloud dediğimiz bizim imaj registreleri oluşturma imkanına sahip olabildiğimiz bir mekanizma aslında. Yani illaki biz az önce bahsettiğimiz Docker Hub'ı kullanmak zorunda değiliz. Kendi oluşturacağımız public veya private ya da on-prem registry. Yani bunları Linux'teki repolar gibi düşünebilirsiniz. Buraları da kullanabiliriz. Tabii buralara yükleyeceğimiz paketler bizim kendi oluşturacağımız içerisine işte çeşitli güvenlik sıkılaştırmaları yaptığımız imajlar olacağı için bunlara tabii ki kendimizin oluşturduğu şeyler için daha güvenilir bir ortam olmuş olur bizim kullanacağımız imajlar için. Şimdi imaj güvenliğinden bahsederken böyle bu konularda araştırma yaparken çeşitli yorumlara vesaire denk geldim. Onları da burada paylaşmak istedim. İşte bir yorumda birisi şundan bahsetmiş. Redis'in official imajını kurmuş ve bu imaj bir süre sonra mining aktiviteleri yapmaya başlamış. Hakikaten olabilir mi diye araştırdığım zaman da bununla ilgili aslında yine Mitre Attack Framework'ten bahsedeceğiz ama Mitre Attack Framework'ün yayınladığı KindSync diye bir malware, bir zararlı yazılım var. Bunun aslında konteyner yapılarında kripto para madenciliği yapan ve hani kendisini bulaştığı ortamda diğer ana bilgisayarlara yaymaya çalışan böyle Go dilinde geliştirilmiş bir zararlı yazılım var, bir malware var. Bu olabilir mesela. Yine gittim Redis'in hakikaten official imajını indirdiğim zaman Docker Hub'dan. Bakın burada Redis'i görüyorsunuz isim olarak. İşte Redis'i Debian 10.10 üzerine kurmuşlar. İndirdiğim imajın detayları bunlar. Ve bu imaj üzerinde bir vulnerability scan yaptığım zaman da gördüğünüz gibi hani default indirdiğim bir imaj. 2 tane kritik, işte 20 tane high, 11 tane medium böyle bulgular var. O yüzden hani indirdiğiniz bir imajı doğrudan kullanmaya başlamanız vesaire sizin için
Bu gibi kontrolleri yapmadan kullanmaya başlarsanız büyük riskler teşkil ediyor diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Bir diğer kavram distroless images kavramı. Bu konu aslında konteyner güvenliği önem arz etmeye başlayınca Google tarafından hani ortaya çıkartılan bir durum, hani bir konu, distroless images kavramı. Bu ne demek oluyor? Hani bu nedir? Linux'un standart bir dağıtımda bulunmasını böyle beklemediğimiz, yani aslında Linux'te default böyle paketler gelir ya, yani paket yöneticisi vardır, shell vardır veya işte diğer komutlar vardır. Hani bunları şey yapmayan, yani bu paketleri eğer ihtiyacımız yoksa içerisinde barındırmayan şeylere, imajlara distroless images adı veriliyor. Bu da aslında bize ne katıyor? Güvenlik anlamında daha az bir paket barındırıyorsa bizim imajımız, bizi daha az zafiyetle karşılaşacağımız anlamına geliyor. Yani gereksiz paketleri kaldırmışlar, sadece amaca hizmet eden imajlar oluşturulmuş ve o imajlara da distroless imajlar diyorlar. Siz de yine kendi bu tarz imajlarınızı oluşturmak isterseniz bazel.build diye bir web sayfası var. Buradan faydalanabiliyorsunuz. Bu bizim hani güvenlik bakış açısıyla baktığımız zaman da oldu ki bir imajımız işte bir zafiyetten ötürü ele geçirildi. İçerisinde gereksiz farklı paketler bulundurulmadığı için yani attack surface dediğimiz saldırganların atak yüzeyini daraltmış oluyoruz aslında. Saldırı yüzeyini böylelikle daraltmış oluyorsunuz. Orada bir nevi Linux'te işte default'ta gelen birçok komut olmadığı için ne oluyor? Eli ayağı kesilmiş bir şey gibi orada sağa sola sıçrayamıyor saldırgan. Çünkü kullanabileceği araç yok, bir şey yok. Haliyle bunu önlemiş oluyorsunuz. Buna da şey deniyor, yani atak yüzeyinin daraltılması, attack surface deniyor. Bu da önemli kavramlardan bir tanesi. Kullanacağımız imajlarda eğer ki distroless image kullanabiliyorsak ne ala. Şimdi biraz da orkestrasyon araçlarından bahsedelim. Şimdi hepimiz duymuşuzdur işte Kubernetes, OpenShift veya işte Cloud'da Amazon'un, IBM'in böyle bizim konteynerları yönettiğimiz, bunları yönetirken aynı zamanda işte ölçeklendirebildiğimiz, deploy ederken kolay deployment yöntemleri olan bir arayüze sahip, işte network ayarlarını kolayca yapabildiğimiz araçlar var. Bunlara da orkestrasyon araçları deniyor. Şimdi bu araçları genelde kim kullanıyor diyecek olursak da orta veya büyük ölçekli yapılarda container runtime'ları dediğimiz işte Docker'ı CLI'dan yönetmek zor olduğu için haliyle bu gibi araçlarda türüyor ve bunları artık sektörde belli bir yer edinmiş. Günün sonunda biz container mimarisi kullanırken container'ı bize bunları da kullanmayı bir nevi şart haline getiriyorsa, şart değil ama günün sonunda kolaylık için bunu kullanmayan, bu araçları kullanmayan yer neredeyse yok. Bunları kullanıyorsak eğer ki bunlar da bizim güvenlik bakış açısıyla takip etmemiz, incelememiz gereken konular oluyor. O yüzden de orkestrasyon güvenliğiyle bizim için önemli. Şimdi burada orkestrasyon güvenliği dediğimiz zaman işte K8s denilen Kubernetes olmuş oluyor. Kubernetes tarafında rol bazlı erişim kontrolünün uygulanması gerekiyor. Bu gibi önlemler var. İşte Kubernetes diyor ki third party kimlik doğrulama API'leri kullan eğer ki beni kullanacaksan. İşte nodlar için network bazlı izolasyon yapman lazım. Eğer birbiriyle haberleşmesi gerekmiyorsa kullanılan, oluşturulan nodların bunlar arasında bir network izolasyonu yapılması lazım. İşte network trafiği monitör edilmeli ve limitlenmeli. Yani sen tüm oluşturduğun imajlara sınırsız, unlimited bir network trafiği vermemelisin. Bunları kullanılabilecek ölçüde limitliyor olman lazım ki işte bu geri geldiğinde DOS, DDoS atağı kadar etkisi olabilecek şeylerden bir tanesi. Devamında güvenlik güncelleştirmelerini takip etmeniz lazım. Yani Docker'ın nasıl servisi vesaire uygulamaların güncelleştirmesini takip ediyorsanız siz kullandığınız orkestrasyon aracının da yine varsa güvenlik güncelleştirmeleri, bunları takip etmeniz lazım. Yine bu araçlar üzerindeki audit loglarının kimisi default'ta aktif geliyor, kimisi gelmiyor, sizin aktif etmeniz lazım. Bunların aktif edilmesi lazım ve buradaki logların kesinlikle bir varsa kullandığımız log management uygulaması veya CM bunun üzerine alınması lazım.
Buradan da çeşitli yine alarmlar CM üzerinde vesaire oluşturabilirsiniz tabii ki. Şimdi burada imaj güvenliği bizim için ne kadar önemliyse biz sadece imaj güvenliğine odaklanıp orkestrasyon araçlarının güvenliğini hiçe sayamayız. Yani bu şuna benzer. İşte biz Nginx, bir Linux üzerinde Nginx çalışıyor olsun. Biz Nginx'in tüm güvenlik güncelleştirilmelerini yaptık, sıkılaştırmalarını yaptık. Ama altta çalışan Linux ile ilgili herhangi bir patch geçmedik. O Linux'un üzerinde çalışan işte SSH servisi varsa veya farklı servisler varsa onlar üzerinden sistem ele geçirildiğinde ne olacak? Bu da ona benziyor. Yani Docker tarafında biz imajlarımızla ilgili vesaire az önce bahsettiğimiz güvenlik önlemlerine ne kadar alıyorsak, almamız gerekiyorsa orkestrasyon araçlarında da aynı şekilde güvenlik önlemleri alıyor olmamız lazım. Kubernetes tarafı için ayrıca hani API'ler, Kubernetes API'leri istemciler için kimlik doğrulamalı olmalı gibi güvenlik önlemlerinden bahsedilmiş. İşte rol bazlı erişim kontrolü, bu da şuna karşılık geliyor. Kubernetes'e erişen herkesin, yani kimin ne yapabileceğinin belirlenmesi lazım. Herkes her önüne gelen Kubernetes üzerinde bir imaj oluşturamıyor, build edemiyor olması lazım veya işte run edemiyor olması lazım gibi kontrollerin yetki dahilinde verilip takip edilmesi lazım. Aynı zamanda API trafiğinin de TLS ile şifreli yapılması burada güvenliği bir üst katmana çıkaracak durumlardan bir tanesi. Yoksa şifresiz bir API trafiği varsa bir şekilde araya giren birisi ne yapar? Bu trafiği okur, isterse değiştirir, manipüle eder. Bu da bize güvenlik anlamında risk teşkil eden durumlar. Orkestrasyon güvenliğinden de bahsettikten sonra bir sonraki konumuz Mitre Attack Framework'te container matrisi var. Bu matris bize neler söylüyor? Biliyorsunuz Mitre Attack Framework artık hemen tüm sunumlarımızda bir şekilde adı geçmeye başladı. Çünkü hakikaten bize fayda sağlayıcı ve yol gösterici bir framework burası. Yine burada konteynerlarla ilgili yaklaşık hani 8 farklı taktik altında 30'a yakın teknik yer alıyor. Buradaki tekniklerin hepsi gördüğünüz gibi konteynerlarla doğrudan ilgili değil. Mesela burada execution'ın altında container administration command dediği direkt konteynerla ilgili. Zaten birazdan örneğine bakacağız. Ama atıyorum şurada escape to host dediğimiz zaman bu sadece konteynerla ilgili değil. Bu mesela VMware veya işte Hyper-V gibi sanallaştırma platformlarımızda da geçerli olabilecek bir teknik. Ama biz burada tabii konteynerlar içerisinde de bu gibi aktiviteler olacağı için bunlar da yer alıyor. Ben birkaç tane böyle doğrudan konteynerlarla ilgili olanların detayına hani beraber bakıyor olacağız. Burada konteyner güvenliğiyle ilgili hani nelere bakmamız lazım, saldırganlar neler yapıyor, işte bu konularda biz bir referans gibi bir şey arıyorsak hani bu Mitre Attack Framework'teki konteyner matrisi aslında bize bunu söylüyor diyebiliriz. Yani saldırganların işte daha önceki slide'da bahsettiğim şey vardı. Bir tane zararlı yazılım vardı. Kinesing. İşte bu aslında Mitre Attack Framework'te bize işte malware olarak, işte platform olarak hangi platformlarda çalıştığı, ne zaman görüldüğü gibi böyle bilgileri sunuyor. Mitre Attack Framework'te bize bu gibi konularda oldukça bilgi sağlayıcı ve yol gösterici oluyor. Mesela Container Administration Command dediğimiz zaman Mitre Attack Framework'teki bu teknik bize ne diyor? Şurada açıklamada kabaca yazılmış zaten. İşte Docker kullanıyorsanız Docker exec komutu, Kubernetes kullanıyorsanız kubectl exec komutu gibi komutlar çalıştırıldığı zaman veya işte API ile ilgili, Kubelet ile ilgili vesaire admin aktivitelerini loglamanız lazım. Bunları gerektiği zaman sizin politikanıza uymayan zamanlarda ve kişiler tarafından olması durumunda alarm üretmeniz lazım gibi durumlar var. Bunları gerek hani bu sistemin çalıştığı operating sistem üzerindeki audit loglardan alabilirsiniz. Nasıl alacağınızdan da yine bahsedeceğim. Veya bu sistem üzerinde yine EDR gibi bize bu çıktıları, hangi komut çalıştırıldığının çıktısını verebilecek çözümleriniz varsa yine bunlar da size bu konuda fayda sağlayabilir. Burada doğrudan konteynerlarla ilgili olan tekniklerse işte container and resource discovery, yani bu şuna karşılık geliyor. Bizim imajlarımız, podlarımız, işte nodlarımız bu gibi bilgilerin hani keşif aşamasında kullanılan
şeyler neler, yapılan aktiviteler neler, onları bize söylüyor. Bunun için hani bunun bu tekniğin fark edilebilmesi için loglama şart diyebiliriz açıkçası. İkincisi build image on host, yani public veya private register ortamlarındaki Docker file'ların hani bizim bilgimiz dışında olabilecek değişikliklerin takibinden bahsediyor biraz. Tabi burada public taraftaki değişiklikler hani genelde prod ortamlarda zaten kullanılmıyor ama oradaki değişiklik olsa bile güvenmediğimiz bir şeyse onu da yine takip etmek gerekiyor. Ama kendi DTR'dan bahsetmiştik hatırlarsanız. Kendi registry repomuzda hani imajlarımızın bulunduğu ortamdaki imajlarda bir değişiklik yapılıyorsa onları kesinlikle takip edip bilgimizin olması gerekiyor. Yine deploy container dediği de bilgimiz dışında deploy edilecek bir deployment şeyi varsa, aktivitesi varsa bu gibi şeyleri takip etmemiz gerekiyor. Yani bunların hemen hemen hepsiyle ilgili en son open source bir araçtan bahsedeceğim. O araçla bunları şey yapabiliyorsunuz, loglayabiliyorsunuz. Şimdi devamında önemli ve açıkçası hani bahsettiklerimiz içerisinde böyle en kolay uygulanabilir, hemen hemen Docker ortamı olan herkesin indirip kolayca kurup test edebileceği bir şey, Docker imajlarında zafiyet taraması nasıl yapılır? Bunun için çeşitli araçlar var. Ben burada birkaç tanesinden bahsettim. İşte Docker Scan, Trivy, Clair, işte Anchor, Dagda gibi araçlar var. Burada sonuna yıldız koyduklarım free olanlar, Trivy ve Clair. Docker Scan'in free versiyonu da var ama limitli sanıyorum. Ama bunlar içerisinde hani benim de kullanıp test ettiğim ve gördüğüm kadarıyla da güzel çalışan Trivy'yi tavsiye edebilirim. Hani GitHub'dan Trivy'yi indirdikten sonra işte Trivy boşluk imaj yazıp imajınızın ismini verdikten sonra, bu da bu arada hani indirdiğim Redis imajı mesela. İşte neymiş? İşletim sistemi olarak Base'de Alpine Linux kullanıyormuş. Bilmeyenler için hani en basic Linux imajı diyebiliriz Docker tarafında. İşte bu gibi bilgileri söylüyor. Ondan sonra aşağı doğru bize bu şey üzerinde, imaj üzerinde hangi paketler varmış? Bu paketlerin işte güvenlik zafiyetleri var mı? Varsa CVE kodu işte hangi pakette varmış? Seviyesi neymiş? Yüklü olan versiyon, işte fix etmemiz için hangi versiyona çıkmamız lazım gibi bilgileri bize söylüyor. En üstte de özet olarak işte kritik bir şey yokmuş zafiyet, 8 tane high varmış, 2 tane medium varmış gibi bilgileri içeriyor. Bu tabii Trivy şey üzerinden, CLI üzerinden çalışan bir zafiyet tarama aracı Docker imajları için. Ama işte diyor Anchor veya Dagda gibi böyle ücretli lisanslı araçlarda bir arayüz üzerinden vesaire benzer şeyleri yapabiliyor. Ya da hani bunların dışında daha böyle bilindik enterprise yapılarda kullanılan Qualys veya işte Palo Alto'nun Prisma Cloud gibi şeyleri de var, ürünleri de var. Bunlar yani zafiyet taraması dışında birçok başka şey de yapıyor ama bunlar da yine zafiyet taraması konusunda imajlarda bulunan paketlerin zafiyet barındırmadığını kontrol ediyorlar. Devam edelim. Hani Docker zafiyetleri demişken biz sadece imajların içerisindeki zafiyetlerden söz etmiyor olacağız tabii ki. Docker'ın kendi servisi üzerinde, paketleri üzerinde de çeşitli zafiyetler çıkabiliyor. Burada cvadetails.com'a girip Docker yazdığınız zaman gördüğünüz gibi işte skoruna göre böyle görüyoruz. Çeşitli zafiyetler Docker üzerinde de çıkabiliyor. İşte gerek bypass gerekse işte komut çalıştırma gibi çeşitli zafiyetler var. Yani biz yine güvenlikten bahsederken imaj güvenliği, orkestrasyon güvenliği, işte Docker servislerinin güvenliği vesaire hepsini bir bütün olarak ele almamız gerekiyor. Burada tabii ki sadece biz Docker örneği verdik ama kullandığımız ortam Kubernetes ise Kubernetes'in güvenlik güncelleştirmelerinin takip edilmesi, onun üzerinde çıkan zafiyetlerin takibi ve güncellenmesi. Yine aynı şekilde OpenShift için de bu geçerli. Artık hangi platformu kullanıyorsak hepsi için aynı şeyleri düşünebiliriz. Şimdi container sıkılaştırma, yani hardening'de neler yapılması lazım, ne gibi detaylar var, biraz da bunlardan bahsedelim. Genelde imajlar içerisinde default'ta root kullanıcısı geliyor ve bizim hani bunu kullanmaya, bununla bir şey çalıştırmaya ihtiyacımız yoksa genelde Docker file içerisinden bir
user oluşturma komutu var. Onu oluşturup servislerinizi öyle çalıştırmanız daha sizi harden edilmiş bir imaja sahip hale getiriyor. Yine gereksiz network erişimlerini engellemek, başta da bahsetmiştik network izolasyonu, işte bunu Docker'da gerek CLI'den veya işte OpenShift, Kubernetes gibi uygulamalardan, arayüzden yapabiliyorsunuz. Birbiriyle haberleşmemesi gereken imajlar varsa bunların network erişimlerini engellemek veya indirdiğiniz bir imaj sadece aynı host üzerindeki farklı bir Docker container ile haberleşmesi gerekiyor ve dışarıya açık olmaması gerekiyorsa sizin dışarıya açmanıza gerek yok. Doğrudan sadece içerideki container ile bunu haberleşmesini sağlayabilirsiniz. Yeni ayrıcalıklar edinmeyi kısıtlama. Bu da Linux bilenleriniz vardır. İşte sticky bit dediğimiz bir kavram var. SUID veya işte SGID bitleri sayesinde burada çalışan proseslerin veya işte userların farklı ayrıcalıklar kazanmasının önüne geçmek. Yine Docker file üzerinden bunları ayarlayabiliyorsunuz. Burada bahsettiğim Docker servis ve Docker socket dosyalarının izinlerinin root şeklinde olması, kullanıcı ve grup izninin ve burada 644 şeklinde, yine Linux bilenler aşinadır, yazma okuma izinlerinin 644 şeklinde olması öneriliyor. Yine etc Docker dizininin sahiplikleri root ve root şeklinde olacak. Okuma yazma izinleri de 755 şeklinde olması tavsiye edilen hardening yöntemlerinden bir tanesi. Yine hani biz container sıkılaştırma dedik ama günün sonunda container çalışan container'ımızın ana hostunda da artık o host Windows'undur, Linux'undur, ona göre o hostun da güvenlik sıkılaştırmaları yapılması gerekiyor. Yine güvenilir base imajlar kullanmamız sıkılaştırma açısından önemli. Container'lar içerisinde gereksiz paketlerin bulundurulmaması, varsa kaldırılması, bu bizim için önem arz ediyor. Güvenlik taramalarının yapılması ve patch geçilmesi. İşte gördüğünüz önce indirdiğiniz sıfır bir imaj içerisinde çeşitli kritik ve yüksek düzeyde bulgular var. Doğrulanmış paketlerin kullanılması, bunda ilk başta nasıl yapıldığını söylemiştik. Docker Content Trust diye bir mekanizma vardı. Bunun kullanılması bizim doğru paketleri indirmemize fayda sağlıyordu. Docker file'lar içerisinde add yerine copy kullanılması tavsiye ediliyor. Yine Docker daemon'un da çalıştırırken clinux parametresini aktif ederek çalıştırma imkanınız var. Bu da yine güvenlik sıkılaştırmalarından bir tanesi uygulayabileceğiniz. Yine konteynerlarda biliyorsunuz konteynerin içerisinde de siz SSH servisi ayağa kaldırabilirsiniz. Yani bir işte Redis, bir Nginx'in içerisinde SSH servisi de koyabilirsiniz. Konteynerlarda SSH servisi olmamalı. Konteynerlara erişimler ana host üzerinden yapılmalı. Bu da bizim sıkılaştırma maddelerimizden bir tanesi. Şimdi burada hardening demişken çoğunuz duymuşsunuzdur. SIS dediğimiz işte Center for Internet Security var. Bu nedir? Hani internet güvenliği merkezi olarak geçiyor. Herhangi bir kar amacı gütmeyen bir kuruluş aslında baktığımız zaman SIS. İşte çeşitli böyle benchmark dokümanları yayınlıyor ve bu dokümanlar bize şunu sağlıyor. İşte kullandığımız artık konteyner için mi buna bakıyoruz veya işte Linux için bakıyoruz veya Apache için bakıyoruz. Buna istinaden, yani bu sisteme istinaden sistem, network veya uygulamalarla ilgili böyle gelişen siber tehditlere karşı nasıl korunabileceğimizi bize aktardıkları böyle bir dokümanlar var. Bu dokümanlara yine SIS'in kendi sayfası üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bu dokümanlar içerisinde Docker için, Kubernetes için ve OpenShift için de yine neler yapmamız lazım bunu söyleyen birçok şey var. Hani dokümanları var. Bu dokümanları okuyarak da hani bir kontrol gerçekleştirebilirsiniz ama genelde işte bunu yapan otomatize tool'lar da var. Baktığım zaman Docker içinde Docker'ın kendi repositorisinde yer alan bir Docker Bench Security diye bir script yazmışlar. Hani bu da neye göre Docker'ın yani güvenlik kontrollerini yapıyor diyecek olursanız bunu da yine SIS'e dayandırarak yapmışlar. Zaten burada belirtiyor. Bu aracı indirdiğiniz zaman Git reposundan ilgili dizine geçiyorsunuz ve şu SSH script'ini çalıştırıyorsunuz. Sonrasında size Docker'la ilgili
Neleriniz var, ne gibi ayarlar yapmışsınız, artık değiştirmeniz gereken bir şey varsa onları vesaire böyle raporluyor. Yani güvenlik sıkılaştırması dediğimiz zaman konteyner tarafında bu veya muhtemelen benzeri birçok tool içerisinde yer alan araçlar vardır. Ben araştırdığım kadarıyla bunu buldum. Zaten Docker'ın kendi repozitörüsünde yer alan bir script. Bunu kullanabilirsiniz. Son konumuz container loglama. Container loglama dediğimiz zaman aslında hani ismi container loglama olarak adlandırsak da devamında biz hani bir bütün olarak olayı ele aldığımız için orchestration araçlarının da logları bizim için önem arz ediyor. İşte bunların gerek imajların, gerek işte containerların ya da orkestrasyon araçlarının çalıştığı işletim sistemi loglarına kadar hepsini almamız gerekiyor. Loglar bizim için biliyorsunuz bir saldırının tespiti veya işte bir vaka analizi esnasında güvenlik bakış açısıyla baktığımız zaman olmazsa olmaz kaynaklardan bir tanesi. Konteynerler içerisinde çalışan uygulamaların logları muhakkak alınması lazım. Aslında burada olayı bir adım daha öteye taşınabiliyorsa konteynerler içerisinde çalıştırılan komutlara kadar, tabii bu da ne yapıyor beraberinde o konteyner içerisinde bir audit loglama mekanizmasını aktif etmeniz anlamına geliyor. Ama kritik sistemler için mümkünse tabii ki bunu bile yapmanız bence faydalı olacaktır. Tabii bunun avantajı dezavantajı tartışılır. Günün sonunda biz burada bahsettiğimiz tüm araçlar için, tüm sistemler için audit loglarını kesinlikle aktif etmeli. Bunları aynı zamanda işte log management veya varsa CM uygulamalarımız bu logları bu sistemler üzerinde tutmalı. Gerekli şeyler için de alarmlar oluşturmamız lazım. Yani bir gece yarısı girip de kimsenin işte bir imajı, bir daha doğrusu konteyneri silmesini beklemezsiniz. İşte bu nasıl VMware logunu aldığımız zaman bir VM'in silinmesine istinaden bir CM'den alarm alıyorsak Docker için de aynısını söyleyebiliriz. Burada Linux üzerinde Docker'ı çalıştırıyorsanız eğer ki audit dosyasını şöyle paylaştım. Hani bu audit dosyasını kullanarak siz Docker'la ilgili tüm dosyalar ve komutlar için audit loglama mekanizmasında bu kuralları kullanarak loglamayı sağlayabilirsiniz. Tabii bunları dediğim gibi merkezi bir yer almak her zaman daha iyi olacaktır. Burada farklı bir işletim sistemi kullanıyorsanız tabii ki ona göre de tekrardan şey yapmanız lazım. Hani buradaki dosyalar değil de Windows'da artık hangi dosyalarsa ona göre takip edilmesi lazım. Ya da EDR kullanıyorsanız bunların çoğunu zaten EDR'lar şey yapabiliyor. Hani işte biri bu dosyaya dokunduğu zaman, biri bu komutu kullandığı zaman gibi durumları loglayabiliyorlar. Son olarak da Wazoo'la hani container activity'lerini biz nasıl loglayabiliriz? Wazoo biliyorsunuz açık kaynak kodlu. Hani tehditleri algılamak için veya işte bütünlük izleme, instant response gibi olaylar için bir güvenlik izleme çözümü. Kendi içerisinde Docker'la ilgili de özel bir modülü var açıkçası. Hani bu modülde bize Docker aktivitelerini kolayca izlememize imkan sağlıyor, alarm üretebiliyor. Aynı zamanda ürettiği çıktıları ne yapabiliyor? İşte CM'e gönderebiliyor. Bu gibi yetenekleri var. İsterseniz hani logları böyle Kibana'ya atıp Elasticsearch üzerinden vesaire de gösterebiliyorsunuz ama temelde bize şunları sağlıyor. Yani biz Docker üzerinde işte hangi imajda o imaja attach mi olduk, işte connect mi olduk, o imajı create mi ettik, bu gibi şeyleri söylüyor. İşte bu aktivite neyle ilgiliyse işte container'la mı ilgili, imajla mı ilgili vesaire bunları söylüyor. Hangi zamanda ne kadar olduğuyla ilgili vesaire böyle bu detayları bize sağlayabiliyor. Yani biz open source araçlarla da yine Docker tarafındaki monitoringi böyle kolayca yapabiliyoruz diyebilirim. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorular sorulara geçebiliriz. Şuradan soru cevap kısmını açayım. Soru var mı diye bakıyorum şöyle. Melisa'nın evet bahsettiğiniz gibi registrelerinde logların alınması önem arz eder. Hani haklısınız. Teşekkürler katkınız için.
Buradan başka soru yok. Şu QA'yı açalım. Açık kaynak Cloud Security Assessment araçlarından bahsedebilir misiniz? Yani o bugünün konusu değil ama yani şu an için planlı webinarlarda da böyle bir şey yok açıkçası. Ama hani feedbackinizi alalım. Burak istersen sen bir not et. Eğer uygunsa bununla ilgili de şey yapabiliriz. Bir webinar Evet. düzenlenebilir. Başka eğer şöyle baktığım kadarıyla bir soru göremiyorum ama Burak senin var mı gördüğün? Yok, Hem şu an chat için kısmına bir sorumuz baktım. yok. Sorunuzu chat kısmından yazabilirsiniz. Şöyle alayım. Cem Bey'in bir sorusu olmuş. Docker'dan indireceğimiz imajlar için Docker'ın da Apple benzeri güvenli bir market yapılanmasına giderek imajların güvenliğini sağlaması gerekmiyor mu? Aslında hani bu genelde ücretli imajlar var ya, onlar için biraz daha böyle olduğunu söyleyebiliriz. Yani benim bugün bahsettiğim şeyler ücretsiz olarak indirebildiğim imajlardı. Muhtemelen ücretli imajlar biraz daha hani güvenlik güncelleştirmeleri vesaire yapılan imajlardır diye tahmin ediyorum açıkçası. Ya günün sonunda bu olmak zorunda mı? Keşke olsa ama hani bugün Windows'un da gidip veya işte herhangi bir Linux dağıtımını indirdiğiniz zaman ilk yapmanız gereken update zaten. Yani bunu şey içinde, Docker imajları içinde söyleyebiliriz. Aynı şey imajlar için de geçerli. Çünkü o ISO da olsa, bu bir imaj da olsa ilk yapılması gereken şey tüm paketlerin bir güncellenmesi. Çağlar Bey'in bir sorusu olmuş. Container firewall yapısı nasıl oturtulur? Ya bununla ilgili ben bir tek Palo Alto'nun şeyini gördüm açıkçası. Konteyner mimarisinde çalışabilecek firewall'lardan bahsediyorlardı. Açıkçası çok detayını araştırmadım ama Palo Alto'nun bununla ilgili bir çalışması veya çözümü olduğunu okudum. İsterseniz bir Palo Alto çözümlerine bakabilirsiniz firewall tarafı için. Başka soru yok sanıyorum. Şuradan son olarak chat kısmına da bakayım. Tamamdır. Ben teşekkür ederim arkadaşlar hepinize katılım sağladığınız ve dinlediğiniz için. Sonraki webinarlarımızda görüşürüz tekrardan. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağlıcakla kalın. İyi günler.